Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Afyon Bolvadin'de devam ediyor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve Akkuşoğlu Baklava'ya konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Arif Akkuş ile birlikteyiz. Bakalım baklavanın incelikleri, detayları neler? En iyi baklava nasıl olur? Kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba. Hoş geldiniz Afyon Bolvadin ilçesine. Hoş bulduk. Sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Şimdi tabii ki baklava ustası olarak iyi baklavayı tabii ki sizden daha iyi kimse bilemez. İyi bir baklava nasıl olur? İyi bir baklava doğal ürünlerde yapılmayla meydana gelir. İçine kimyasal hiçbir madde girmeden, en güzel bir şekilde oynanmadan, farklı bir değişik malzemeler kullanılmadan direkt tek bir malzeme üzerine kullanırsa daha da güzel bir baklava olacağına inanıyorum ben. Evet. Çünkü ustalarından böyle öğrendim. Günlük ve taze ürünler sunduğumuz için müşteri sanırım biraz daha ön plana çıktığımızı düşünüyorum ben. Ve bu ürünlerimizi de günlük ve taze olarak en güzel şekilde sunmaya devam edeceğimizi söylüyorum. Çünkü burada bizim memleket olarak söylüyorum sanırım Afyon olarak da. Mesela bir yerde iş yeri açıldığı zaman ürünler bir sene, iki sene iyi gidiyor. Bu bütün esnaflar için geçerli. İki sene sonra tekrar ürünlerde bir farklı oynanma, işte ilk açtığı lezzeti bulamama gibi özellikler oluyor. Biz de bunların tam tersini Bolvadin'imize ve gelen dışarıdan gelen kişilere tattırmak için en güzel bir lezzeti ilk günkü açtığımız ritmi bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, aslında burada da baklavalarımız mükemmel bir şekilde evet, kızarmaya başladılar. Ve birazdan hepsini görecek sevgili izleyicilerimiz de. Evet. Özellikle ürün bazında geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz. Evet. Dediğimiz gibi sadece baklava değil. Burada baklavanın birçok çeşitliği var. Bunlar neler? Ceviz sarması, kaymaklı şöbiyet. Fıstıklı sultan, fıstıklı kaymaklımız var, ceviz dolmamız var, antep sarmamız var, saray sarmamız var. Şu an fırında pişen iki tane buranın has gülvarak tarzında bir tatlılarımız var. Yaş pasta ve işte bu çeşitlerimizle şu anda halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii ki buradaki lezzetimiz tartışılmaz, kalitemiz tartışılmaz ama burada en büyük özelliğiniz günlük yapım olması. Aynen. Ve tamamen doğal olması. Evet, mesela, öyle değil mi? Aynen. İkinci güne tatlı koymamaya çalışıyoruz. Yani her şey para kazanmak, yani burada kar amaçlı değil. Ürünlerimizi her gün taptaze bir şekilde müşterilerimize takdim etmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç müşteriye tatlı, yani öyle aşırı derecede bir tatlı yapıp yoğunluk yapıp da, değil mi? Evet, iç yerinde bekletmektense gerekirse bir tepsi, iki tepsi eksik yapıp da birkaç müşteri kaybına uğramak, yani müşteriye bayat ürün satmaktansa diğer gün taptaze bir şekilde, yani evine götürdüğü zaman sonuçta para verip de alıyor bunu, şeye ne değil yani, kimsenin kara kaşına, kara gözüne gelmiyor insanlar. Yani verdiği paranın biz de hakkıyla helaliyle yemeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, bu anlamda tabii ki de kalitemiz de devam ediyor. Ediyor. Ve kalitemiz artırarak devam ediyoruz. Çünkü aynen. Burada dediğimiz gibi tamamen doğal yapılıyor, günlük yapılıyor. Evet. Fabrikasyon yapılmıyor. Yapılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Fabrikasyon anlamında hiçbir şeyimiz yok. Her şey insan gücüyle, doğal ortamlarda, doğal ürünlerle yapılıyor. Hiçbir zaman dışarıdan, yani farklı bir makinasyon, yani şöyle söyleyeyim, direkt kendimiz yapıyoruz, farklı bir insan bileni sokmamaya çalışıyoruz ürünlerimize. Evet. Farklı bir el sokup da yani bu tatlıyı kim yaptırdı, niye böyle yaptırdı demektense kendimiz başında duruyoruz, kendimiz pişiriyoruz. Kendimiz önce kendimiz satıyoruz. Acaba oldu mu? Olmadıysa yani gerekirse satmamaya bileni çalışıyoruz. Olmamış bir ürünü dükkana götürmemeye çalışıyoruz yani iş yerine. Aslında kendi yemediğimiz hiçbir şeyi de halka sunmuyoruz. Sunmuyoruz. Öyle değil mi? Aynen. Kendi yemediğimiz şeyi halka sunmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz de başka bir yerlerden alışveriş ettiğimiz zaman ilk önce tadına bakmak istiyoruz. Lezzetliymiş. İnsan yani en küçük bir meblağ verse bile insan sonuçta bir ücret verip de bu tatlıyı alıyor. Ve bu da Akkuşoğlu baklavanın devamını sağlıyor. Dünden bugüne getiren de aslında sizi lezzetin hiç değişmeden devam etmesi. Öyle değil mi? Sanırım böyle. Sizin dediğiniz gibi. Haklısınız bu konuda. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Düşüncelerimiz var mı? Projelerimiz var mı? Projelerimiz var. Tabii ki büyütmeyi düşünüyoruz. Müşterilerimize en güzel ürünü en güzel bir şekilde, en hijyenik, en temiz, en lezzetli bir şekilde sunmaya devam etmeye çalışacağız. Allah'ın izin verirse. Verdiği sürece.
Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bizi ederim. Ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Buraya gelip de bizimle yani Bolvedin, Afyon'un küçük de olsa bir Bolvedin içine gelip de bizleri de TV8 ailesiyle tanıştırdığınız için bize size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?